Değerli dostlarımız, Sefine'deki beraberliğimiz devam ediyor. Dost televizyonunu izliyorsunuz ve Dost FM'i şu anda dinliyorsunuz. Bildiğiniz üzere Arjantin'den bugün misafirlerimiz var. Arjantin'de İslam'ın davetini, Kur'an'ın güzelliklerini, imanın nurunu insanlara taşımak üzere oraya gitmiş olan değerli bir misafirimiz Arif Bey ve oradaki bu güzel manevi hizmetlerin organizasyonunda emeği geçen bir başka misafirimiz Mehmet Bey bugün bizimle birlikte. Şimdi az önce konuştuk Arjantin, buradan ekranı yeni açanlar için hatırlatıyorum. Çok uzak bir memleket. Uçakla bile 24 saat süren İstanbul-Ankara mesafesinin 28 katı kadar bir mesafe. Böyle bir memleket ama orada 40 milyon insan yaşıyor. 1 milyon Müslüman, 39 milyonu gayrimüslim. Bunlar büyük bir arayış içinde. Bunlar kendi dinlerinden tatmin olmuyorlar. Dolayısıyla hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışıyorlar ve katı insanlar değil. Açıklar, teklifi açıklar. Ve orada 4 ay önce bir ev tutup yerleşip orada hizmetleri başlatan Arif Bey'in anlattıklarına göre orada insanlara herhangi bir biz bir kitap hediye ettiğimizde, bir broşür verdiğimizde insanlar okuyorlar, çok ilgi gösteriyorlar ve büyük bir memnuniyetle daha devamını talep ediyorlar. Müslüman olmayanlar bile o arayışın ilacını buldukları için daha o talebi sürdürüyorlar. Şurada kalmıştık ki Mehmet Bey de burada bir kampanya yürütüyor. Arjantin'e için 1 TL'ye bir kitap kampanyası 500 milyon yürütülüyor. insan İspanyolca konuşuyor. Bu Evet. 500 milyon insana bir kitapla ulaşmak isteyenler Hı. Arjantin için 1 TL'ye bir kitap kampanyamıza iştirak edebilirler. Hı. İştirak etmek isteyenler için de inşallah yine telefon numaramızı Evet, şey birazdan yaparız. arkadaşlarımız alt yazıyla inşallah geçmiş olacaklar. İnşallah. Ben de Yani yine yayından hatırlatmış sonra veya olayım ileriki günlerde yine beni arayıp bilgi sahibi ben. olabilirler. Yani 1 TL'de hediye edebilir mi? 1 TL'de hediye edebilir, 10 TL'de, 100 TL'de, 1000 TL'de fark etmez yani. Herkes içinden geldiği kadar. Yani ne kadar kitap göndermek istiyorsa o kadar şey Peki yapabilir. şu ana kadar İspanyolcaya tercüme edilenler. Bu 3 eser mi sadece? Bir tane daha var. Değil. Ramazan İkza Şükür Ramazan, Risalesi evet. Yeni basıldı şu Hı. anda. Bir hafta falan oldu. Kardeşler matbaadan Şimdi aldılar. iki gün önce aldılar. Öyle mi? İki He, gün mü iki oldu? gün önce Evet. Ramazan İkza Şükür Risalesini aldılar ve hemen işte o El Ahmet Camii'ne götürmüşler. Orada hemen oradaki insanlara takdim etmişler. Hatta her cumartesi pazar diyor caminin, yani oradaki camiler külliye gibi tabii, böyle bizim bildiğimiz manada cami gibi değil. Külliye gibi orada stand açıp Sözler Yayını ve Neşriyat adına orada hem kitapları tanıtmak hem de almak isteyenlere birinci elden ulaştırmak için gayret ediyorlar inşallah. Şu anda arkadaşlarım ekrana verdiler. Evet. Arjantin'e 1 TL'ye bir kitap kampanyası için telefon numarası Evet. 0505-246-3859. Tabi Evet. Bu benim bu Mehmet Bey'in kendi Evet. numarası olduğu için yayından sonra rica ediyoruz. Evet, Arzu edenler. yayından sonra cevap verebilirim. Şimdi veremem. İsterseniz sizi arkaya alalım, şöyle telefonlara cevap verin, görelim sizi. Şu Sağ anda olun. arkadaşlarım ekrana kitapları da Evet. görüntülediler. Ben Evet. kısaca açıklayayım müsaade ederseniz. Evet. Kitaplardan bir tanesi Hastalar Risalesi, az önce beyan edildi. Onun İspanyolcaya çevrilmiş hali hasta olanlar için bir manevi şifa vesilesi Reçete, oluyor. manevi İçinde reçete. sabretmekle ilgili, şükretmekle ilgili, Cenab-ı Hakk'ın bir imtihanının içinde bulunduğu ile ilgili çok önemli manevi dersler var. Türkiye için bile çok işitiyoruz ki insanın hastalığı ondan bire iniyor. Hastalar Risalesini okumak vesilesiyle ve birçok insanın imanına, Müslümanlığa da vesile oluyor. İşte o eser, diğeri 23. söz, insanın anlam arayışını temsil ediyor. İnsan nedir? Nereden geldi? Nereye gidiyor? Şu dünyada ne işe yarıyor? Allah'ın bir sanat eseri olduğu ifade ediliyor ki orada arayış içinde olan ve aslında tek Allah'a inanıyoruz ama kiliseyi kabul etmiyoruz diyen Hristiyanlar için çok önemli bir eser. Küçük sözler, içinde namaz dahil, aslında insanın iman hakikatlerine ilk giriş noktasını temsil eden çok önemli bir eser. Bu 3 eser ve yeni basılan Ramazan İktisat Şükür Evet, Risaleleri, onun da Ramazan'ın, İspanyolcası evet, şu Ramazan'ın anda. hikmetlerini anlatan, şükrün kapılarını açan Evet. güzel Yani bir bu eser. eserlerin orada Arjantin'de basılıp dağıtılması için insanlar bu kampanyaya katkı sağlayabilirler. Evet. Yani şu anda tercümelerimiz devam ediyor. İşte bundan sonra İhlas Risalelerini basacağız inşallah. Yani biz Risale-i Külliyatı'nın yapabildiğimiz kadarıyla tercüme etmek istiyoruz yani. Tamamını istiyorsunuz. İnşallah. Yani tercüme edildikçe biz basacağız kitaplarımızı inşallah. Bunlar bittiği zaman tekrar basacağız. Yani inşallah orada çok büyük, çok külli bir hayra vesile olacak. Peki Arif abi,
Orada böyle sohbet halkaları düzenliyor musunuz? Yani mesela orada işte üniversite öğrencileri davet ediyorsunuz, ya bizim burada evimiz var, gelin eve. İşte biz de İspanyolca bu kitapları okuyoruz, beraber okuyalım. Böyle organizasyonlar oluyor mu? Sadece hani kitap hediyesinin ötesinde. Şimdi şöyle, bizim ilk yani Vacide Hanım genelde hanımlar dairesiyle alakadar oluyor. Ve hanımlarla çok sohbetler düzenlendi, oldu, oluyor. Biz de kendi bulunduğumuz, yani kendi bulunduğumuz daireye, Dershane-i Nuriye diyoruz biz. Hı-hı. Ders yaptığımızdan dolayı. Evet, evet. Tabii çok kişiler geldi, ders okuduk, sohbetler çok oldu yani. Hı-hı. Hatta tabii biz genel manasıyla camileri takip ediyoruz. Yani çünkü dışarıdan da gelenler oluyor camilere. Yani hı-hı, başka merak şehirlerden edenler. Başka şehirlerden gelen insanlar oluyor. Biz davet ediyoruz. İşte buyurun, kitaplarımız var, kitaplarımızı veriyoruz. Bazen geliyorlar, hatta şöyle lise talebesi olan, yani bu camiden tanıştığımız, yani kendi iradesiyle tamamen, ailesinin hatta rızası olmadan lise talebesi olup da Müslüman olan kişiler var. Hmm. Biz böyle davet ettik, geldiler, dersler, sohbetler oldu. Üniversite okuyan, yani kendi iradesiyle tamamen araştırarak Müslüman olan kişiler var. Onlarla sohbetlerimiz oldu. Tabii biz şimdi kitaplarımızı veriyoruz. Elimizde şu anda 3 tane kitabımız var. 2-3 günde okuyorlar. Yani aman bunun gerisi nerede? Yani bunun bize gerisini de verseniz. Bu mu? Bu arada Ramazan Risalesi, evet, bu. Evet. Daha devamını talep ediyorlar. Tabii devamını. Ondan süratle bunun tercümenin yapılması lazım. Evet, aynen öyle. İnşallah. Zaten muhterem izleyicilerimizden dua bekliyoruz yani. İnşallah. Özellikle. Belki İspanyolcayı iyi bilen varsa yardımcı olması tabii, iyi olur tabii, değil tabii, mi? Tabii. Şeyde zaten İspanyolcayı iyi bilen tabii izleyicimiz olabilir belki. O da tabii kendisi, hani mesafe çok önemli değil. Çok Türkiye'de de yani çeviri yapıp size maille, evet, gönderebilir. Tercümeler, evet, zaten tüm hızıyla devam ediyor. Yani hem, hı-hı, Sulma Hanım hem Vacide Luran Hanım, yani haftada 35-40 saat Risale-i Nur'un tercümesiyle meşgul oluyorlar. Bunların kendisinde maddi kazancı yok. Yok. Allah rızası yani için kendileri tercüme yapıyorlar. Evet, önce yardım etmek maksadıyla şey yapmışlar ama şimdi artık vazifemiz bu diyorlar yani. Hatta bir mektup göndermiş. İnşallah onu da paylaşalım. Evet. Hani ustadımız diyor, beni diyor Risale-i Nur'un satırları arasında bulabilirsiniz diyor. Hatta, evet, Bayram Yüksel abi ustadın talebesi diyordu. Kim ihlasla okusa ustadı satırların arasında görür. Onun da öyle bir mana olan bir, hı-hı, hadise yaşamış tercüme ederken, onu da anlatmış. İnşallah onu da paylaşırız. İsterseniz yeri gelmişken, evet, dinleyelim. Evet. Tamamını okumasanız bile bir kısmını rica edelim. Çünkü, evet, vakit, evet, çok hızlı akıyor, hı-hı, maşallah. Bir 10-15 dakikalık zamanımız kalmış oldu. Bir kısmını isterseniz, evet, en önemli kısımlarını rica, tamam, edelim. Diyor, tercüme işine ilk olarak kardeşlerime yardımcı olmak maksadıyla diyor, bir uğraş gibi başladım. Fakat çevirileri tamamladıkça bu işe çok daha fazla vakit ayırmam lazım olduğunu hissettim diyor. Bu arada kusura bakmayın, ekranı yeni açmış olan dostlarımız olabilir. Hı hı. Vacide Hanım diye bahsettiğimiz, evet, asıl ismi Lorena olan. Evet, Lorena Lara. Lorena Lara, evet, olan Arjantinli, sonradan Müslüman olmuş. Cenab-ı Hakk'ın, evet, ihtidası, hidayetiyle, evet, Müslüman olmuş olan bir hanımefendi. Orada, evet, kendisi bu işlere sahiplenmiş ve çeviri hizmetlerini yürütüyor. Buyurun. Evet, elhamdülillah. Sonra diyor, birçok kardeşime söylediğim gibi diyor, bu çok büyük bir vazife ve böylesine onurlu bir onuru hak ettiğime diyor emin değilim. Bediüzzaman'ın sözlerini tercüme etmek muazzam bir iş. Sadece edebi zorlukları değil, aynı zamanda günümüzde okuduğumuz bu eserlerin yıllar önce yaşamış ve kendi zamanın çok ötesinde bir kişi tarafından yazılmış olması hasebiyle de muazzam bir iş. Risale-i Nur'ları okurken ustadın maruz kaldı, bırakıldığı ağır şartlar ve hizmet-i imaniye esnasındaki zor koşullar nazara alınmalı. O zaman bütün külliyat ayrı bir mana kazanıyor. Günümüzde bilgiyi yaymak o kadar kolay ki bunun için bir tuşa basmak yeterli. Fakat ustadın ve onun sadık talebelerinin için çok zordu. Böylesi onurlu bir hizmetin parçası olmanın sorumluluğu altında eziliyorum. Bu çok büyük bir mesuliyet. Çünkü biliyorum ki ana dili İspanyolca olan kişiler Risale-i Nur'u benim gözümden ve benim kalemimden okuyacak. İnşallah Allah bana bu işi doğru bir şekilde yapmam için yardım eder. Amin. Diyor, çok şeylerle, yani okurken çok güzel hislere, çok güzel duygulara şey yaptım ama en son diyor 21. Lema İhlas Risalesini yazarken, hı hı, İhlas Risalesinin çevirisini yaparken diyor bir garip durumla karşılaştım. Cümleleri monitöre, yani İngilizcesinden okur, ellerimle klavyede İspanyolca yazıyordum. Yazarken klavyeye, harflere bakmadığım için sadece yazıyordum. Ancak birden fark ettim ki her zamankinden çok daha hızlı yazıyorum.
ve sanki birisi cümleleri bana söylüyor, ben de yazıyorum. Artık okuma, tercüme etme, yazma, kontrol etme süreci geride kalmıştı. Subhanallah. Ben sadece yazıyordum. Hatta yazdığım cümleleri ustadın söylediğini duyuyordum. Müthiş bir şaşkınlık içerisindeydim ki bir süre durmak zorunda kaldım. Bir klavyeme baktım, bir monitöre, bir de etrafıma baktım. Bu yaşadığımın ne olduğunu tam olarak bilemiyorum. Sadece hissettiğim duygular diyor. Evet. Tercümeye şevkle devam ediyorum diyor. Demek ki mübarek ablamızın çok ihlaslı bir tavrı var. Evet. Hem de oradaki insanların da çok ciddi ihtiyacı var. İhlasın bazı sırları onda da şey olmuş ki böyle satırları yani evet. Sadece görmek gözle değil, kulakla da görüyor. Telefona bakınca adam. Evet. Evet. O ciddi ihtiyaçtan dolayı da evet, evet. Artık bu böyle bir hal ihsan edilmiş.